Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Evet, hafta sonu da olsa ekonomiye dair gelişmeleri biz konuşmaya devam ediyoruz. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün bölgede altyapıdan kaynaklı internet erişiminde bir sorun var. Benim modemimden kaynaklanan bir sorun gibi görünüyor. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Hemen ekonomist Bayram Başaran'a dönüyorum. Merhaba Bayram Bey, iyi hafta sonları. Merhaba Ebru Hanım, iyi hafta sonları. Evet, Perşembe günü Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıklamalar yaptı. Söylediklerinin önemli aslında satır araları da vardı. Biz de konuşmuştuk ama gözden kaçan önemli açıklamaları da vardı. Aslında çok fazla dillendirilmeyen de. Gözden kaçan neler vardı? Aslında Kavcıoğlu neler söyledi? Ne dersiniz? Aslında satır aralarında çok güzel şeyler söylemiş. Şimdi ben de seyahatte olduğum için çok detaylı dün akşamdan itibaren bakmaya başladım. Ana hatları biliyordum ama satır araları çok önemlidir haberlerde her zaman. Çok önemli şeyler söyledi. Kavcıoğlu'na geçmeden şunu hemen belirteyim. Almanya'da enflasyon son 13 yılın rekorunu kırdı ve %3,1'e çıktı. Euro bölgesinde de aynı. Amerika'da da büyüme verileri beklentilerin çok altına gerçekleşti. 8,4 büyüme bekleniyordu. Şu an bu rakam 6,4 oldu. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman doların yönünü tayininde bunlar son derece önemli. Bir de bizim içsel sebeplerimiz var. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarında. Merkez Bankası Başkanı bir kere enflasyonun TÜİK'in açıkladığı enflasyon olduğuna inanmıyor. Hizmetler sektöründe %30, gıdada %22, %23 dediğin zaman zaten enflasyon rayından çıkmış. Bunu Merkez Bankası Başkanı da kabul ediyor ve Merkez Bankası Başkanı ayrıca bir başka şey söylüyor. TÜİK'in rakamlarına inanmadığı gibi Türk lirasının değer kaybı enflasyonun gerisinde diyor. O zaman demek ki sen pozitif bir faiz vermiyorsun. Türk lirası daha fazla değer kaybedecek anlamına geliyor bu. Merkez Bankası Başkanı'nın söylediğinden net ortaya çıkan TÜİK diyor. TÜİK'in verileri çok doğru değil. Açıklanan rakamlar doğrudan TÜİK demiyor adın ama Türk lirasının değer kaybının enflasyonun çok gerisinde kaldı. Enflasyonun hizmetler sektöründe %30, diğer sektörlerde %20'nin üzerine çıktığı söylediği zaman zaten enflasyon %17,53 olmadığı ortaya çıkıyor. Bunu net bir kere bunu bir ortaya koydu. Bu Merkez Bankası Başkanı'nın kendi sözleri. Ve diyor ki Merkez Bankası Başkanı, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası yalnız bırakıldı. Yani devletin diğer kurumları ya da diğer kamu kurumları bize enflasyonla mücadele konusunda destek vermiyor. Bu konuda medyadan destek istiyor. Onların üzerine tamam diyor, bizi eleştirin ama onların da üzerine gidin diyor. Bakın bu da çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Merkez Bankası Başkanı artık sıkıntıya düşmeye başlamış. Bu onu gösteriyor. Çünkü birilerine savaş açmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Birilerine bir yerlerde sıkıntı var. Ya bana destek verin diyor. Medyadan artık destek istiyor. Şimdi bu Gıda Fiyat İzleme Komitesi kurulduğu zaman bir gün sonra komite kuruldu. Bir gün sonra elektriğe ve doğalgaza zam gelmişti. Zaten burada bir başı bozukluk oldu. Komitenin aslında göstermelik bir komite olduğu ortaya çıktı. Ha, şimdi devam edelim. Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklamaları ne anlama geliyor? Önümüzdeki dönemde biz diyor şu an gerçeği gördük. Önümüzdeki dönemde de enflasyon yükselecek. Ve diyor yılbaşına doğru belki düşmesini bekliyoruz diyor. Ama düşecek diyemiyor. Zaten enflasyon hedefleme beklentilerini 6 ayda bir revize etmesinin sebebi Nisan'dan sonra şimdi bir daha revize etmesinin sebebi bu. Yani gerçeği görmüş Merkez Bankası Başkanı. Bu iyi bir şey. Yani bu iyi bir şey. Asla eğer söyledikleri doğruysa ve söylediklerin arkasında duracaksa gerçekten kamuoyunun destek vermesi lazım. Ama olay şu. Dünyada da ciddi bir enflasyon var. Çok önemli. Dünyada da ciddi bir enflasyon var. Türkiye'nin bu enflasyondan kaçamayacak. Bu da açık ve net ortada. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesi mümkün değil. Türk lirası maalesef değer kaybetmeye devam edecek. Diğer ekonomilerdeki her şey şeffaf ve rahat olduğu için bizdeki verilere kimse güvenmediği için Merkez Bankası doğruları yaptı, doğruları açıkladı. Bu son derece önemli. Üstü örtülü de olsa bazı şeyleri açıkladı. Kamu zamları çok önemli. Bakın kamu zamları. Burada sonuçta çıkıyor. Devlet diyor ki yani ya da devleti yöneten siyaset diyor ki ben enflasyonu saldım. Bakın ben enflasyonu saldım. Ben şu an diyor tamamen döviz oynuyorum ben.
hazinenin gelire ihtiyacı var. İki türlü enflasyonu salacağın şeyde siyasilerin iki yönde şeyi vardır. Bir, olağanüstü vergi toplarlar. Çünkü harcamalarda sıkışmışlar da paraya ihtiyaçları vardır. Fiyat seviyeleri çıkar. Fiyat seviyeleri çıktıkça üzerinden alınan vergi yükü de artıyor. Dolayısıyla ben diyor tamamen kendimi finanse edeceğim, harcayacağım, parayı bulacağım. Bir de diyor ne var ne yok dışarıya zaten enflasyonu boş verin, döviz gelsin. Hani Merkez Bankası'nın bir sevindiği nokta bu. İşte resmi rezervler 97.7 milyar dolara çıktı diyor. İyi de bu ihracatla veya turizm gelirleriyle çıkmadı. Çünkü ödemelerin de var. Neyle çıktı? Swaplarla çıktı. Yani en azından diyor swap paraları mı harcamadım diyor. Anlatabiliyor muyum? O da bir şey. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman önümüzdeki dönemde enflasyon artacak. Türk lirası maalesef Merkez Bankası'nın deyimiyle ki hep bizim tahminleri de önde. Şu an olması gerekenden daha değerli. Niye? Çünkü enflasyon kadar değer kaybetmiş değil. Anlatabiliyor muyum? Ve diyor ki bir şey daha var. O da çok önemli. Aslında Ankara ile çelişen ya da sarayla çelişen bir noktası var. O da şu. Kur geçirgenliğinden etkilenmeyen sektörlerde de fiyat artışları var diyor. Şimdi hem kurdaki değer artışı enflasyonun gerisinde demek ki kur enflasyona sebep olmuyor. Bir de kur geçişkenliği dediğimiz kurun etkilediği sektörlerin dışındaki sektörlerde doğrudan etkilediği sektörlerin dışındaki sektörlerde fiyat artışları %50 %60. Ha burada ortaya şu çıkıyor. Biz diyor kamuoyu, tüccar, esnaf, çiftçi veya aradaki kimse sanayici biz diyor ekonomi yönetimine güvenmiyoruz. O nedenle diyor fiyatlarımızı yukarıda tutmak zorundayız. Sermayemizi korumak zorundayız. Evet. Şimdi bu sarmal haline geldiği zaman enflasyon yükselmeye devam edecek psikolojik olarak. Dolayısıyla dönüyor dolanıyor iş top güvene geliyor. Evet. Bizim güveni artırmamız lazım. Dışarıda şu an kurların her ne kadar ABD'de faizler artırmamış olsa dahi piyasaya dolar sürmeye devam edilmiş olsa dahi adamların ekonomisi bir toparlama var. Ama bizde bir başı bozukluk var. Orada bir yönetim var. Bizde yönetim yok. Ekonomi yönetimi yok. Öyle değil. Evet. Avrupa Birliği'ne de aynı. O zaman ne oluyor? Güven eksikliği ve maalesef doların ve euronun Türk lirası karşısında değer kazanması kaçınılmaz hale geliyor. Şu an geçici olarak baskılama yapıyorlar. Diyor ki iki ay ben stopaj almayacağım. Evet. Müddetli bankalar da bunu da mevduat faizden yansıtsın. Herkes dövizden faize gitsin. Ya kimse gitmez. Açıklanacak rakamlar göreceğiz. Kimse gitmez. Kimse aptal değil. İki ay sonra ne olacak? Diyorsun ki iki ay sonra stopajı tekrar eski seviyesine geri getireceğim. Peki iki ay sonra ne yapacaksın? İki ay için ne tedbir aldın? Bana onu anlat. De ki iki ay sonra Türk lirasının değer kaybetmemesi için şu tedbirleri aldım de. Var mı? Yok. O zaman niye stopajları düşürdün? Hiçbir anlamı yok. Dolarız olmanın önüne geçeceğim. Nasıl ki? İki ay geçti. İki aydan sonra ne yapacağım? Ben önümü göremiyorum. İki ay sonrasını bile göremiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Yani Saray Bakanı Elvan iki aylık biz bunu yaptı. Peki iki ay sonrasını ne yapacaksın? O da bilmiyor. Evet. Ya bana desene ki iki ay sonra şunları yapacağım kardeşim. Onun için Türk lirası değer kaybetmeyecek, dolar yükselmeyecek, euro yükselmeyecek diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman aldığın tedbirin bir anlamı yok. Bana geçici tedbirlerle gelme. Günü kurtarıcı tedbirler alındığı için zaten. Evet doğru söylüyorsunuz. Valla yani tamamen paliatif ve geçici tedbirlerle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. El yordamıyla yönetilmeye çalışıyor. El yordamıyla ekonomi yönetilmez. Bedelini ağır ödedir. Şimdi halk ödüyor bedelini. Hep biz ödüyoruz. Yazık günah ya. Böyle bir şey olur mu? Ya bir program açıkla bari de ki ben şu şekilde yapacağım. Bundan sonra da iki ay sonra da şuna geçeceğim de. Ya da şu kadar rezerv biriktireceğim de. Bu da şuralardan gelecek de. İnandır bizi. Kamuoyuna inandırır. Sokaktaki vatandaşımızı inandır. Aldığı tedbire kendisi de inanmıyor. Ve muhtemelen Merkez Bankası'nın, başkanının şu an bize destek verin, kamuoyundan destek istediği konu da bu. Bu kurumlardan destek istiyor. Çünkü oraları zapt edemiyor. Evet. Evet, Kavcıoğlu da kamuoyundan destek istedi. Bakalım istediği desteği bulacak mı? Ya da TÜİK Kavcıoğlu'nu ne kadar dikkate alıp ona göre bir açıklama yapacak? Onu da önümüzdeki hafta içinde göreceğiz zaten. Diyelim, bugün de veda edelim o zaman. Peki. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.